özellikle e güvenlik politikalarının ve uygulamalarının olması, okullarının dünyaya açılan penceresi olan okul web sitelerinde e-twinning logo ve linklerinin olması, okullarda birden fazla e projesi yapan öğretmenlerinin olması başvurunun temel kriterlerini oluşturuyor arkadaşlar. Yani bunların olması gerekiyor. Okul e, başvuru süreci nasıl arkadaşlar. İltilinik e okulu başvurusu okullardan talep edilen çeşitli kriterlerin kanıt sunulması istenilen sadece okuldaki itilinirler e için değil okulun genelindeki öğretmen ve öğrenciler için e-güvenlik alanında eğlensel uygulamalar isteyen ve nihai sunum okul müdürü tarafından Onaylanan bir süreçle. Şimdi bu konunun altını çizmemiz gerekiyor. Nihai sonuç okul müdürü tarafından onaylanması gerekiyor. Ama bugün bilgi Hocam ilk koordinatörlerinin yapmış olduğu bu konudaki Turan Göre'nin eğitimine katıldı. Orada yapılan işte konuşulan bir konudan bahsetti. Diyor ki bazı okullarda ilkokul ve ortaokulların tek bir müdürü oluyor. Bu durumlarda ise diyor okul müdürü bir okulu onaylıyor diğer okulu ise müdür yardımcısı onaylayabilir diyor diğer okul için hani puan fazla alınsın diye. Bir tek o konuda bir değişiklik varmış. Ondan bahsetti Bilgi hocam, Onun da altını çizeyim. Ama diğer durumda tek bir okulsanız muhakkak okul müdürünüz en son. Nihai sonucu onaylaması gerekiyor arkadaşlar. Müdür yardımcısı değil. E-güvenlik ile ilgili öğretmenler kurulunda alınacak kararlar, hukuk SWOT analizleri ve etkinlerlerin katılması öngörülen çevrim içi öğrenme etkinlikleri, başvuru öncesinde yapılması gereken kalite etiketi başvurusu gibi birçok kriter uzun bir hazırlık süresi gerekir. Birinci aşama kriterlerden bahsetmiştik arkadaşlar. Mesela bu yıl ilk defa itivinik projeleri yapan arkadaşlar varsa onlar da bu süreci takip edip işte e, seneye için hazırlıkları yapabilir. Yani illa itinlik e okulu olacak arkadaşlar burada yapılacak e, şartları yapması gerekmiyor. Seneye hazırlık olur. E, bahsettiğim gibi iki yıldır kayıtlı durumda olması gerekiyor. Başvuru sırasında okulda bağlantılı en az iki aktif itinlik e öğretmenin bulunması gerekiyor. Ulusal kalite etiketi almış olan bir itinik e projesinin olması. Başvuru tarihinin öncesi ilk iki yıl içerisinde arkadaşlar. Eğer bir okul bu gereklikleri karşılıyorsa okulda bulunan tüm kayıtlı eğitim inirlere eğitim bulunan bir öz değerlendirme başvuru formunu doldurmaları için bir e-posta davetiyesi gönderilir. İkinci aşamayı arkadaşlar A'yı, B'yi, C'yi, D'yi, E'yi direkt size okumak istemiyorum. Sadece direkt yapılması gerekenleri açıyorum. İki kısım, ikinci kısımda şimdi bize bir davetiye geldi değil mi? Biz e İTV'nin okulu olacağız. İlk baş yapmamız gereken iş bu durumu e Şimdi bizim hepimizin okul müdürü İTİVİNİK'ten e, e haberdar değil arkadaşlar. Hepimiz bu durumları yaşadık. E, önce bilinmesi gereken şey okul müdürünün bu durumdan haberdar edilmesi. Yani hocam e, biz İTİVİNİK e okulu olma adına bir mail aldık. E, okul olarak bir çalışma yapmamız gerekiyor denmesi gerekiyor. Okulumuzda öncelikle bir komisyon kuracağız arkadaşlar. İlk baş yapmamız gereken iş ee, okulumuzda e, okulumuzda ETV'nin projeleri yürüten arkadaşlarımızla beraber bir komisyon kuracağız. Okul müdürümüzün ETV'nin üye olmasını sağlayacağız. Çünkü bu bir artı puandır. Yani biz ETV'nin okulu olurken arkadaşlar hepimizin puanı aynı değil. Ee, farklı puanlarla biz ETV'nin okulu oluyor. Yani bir puanlamadan geçiyoruz. Okulumuzu, okulumuzu ETV'nin okulumuzun e-twinning'e katılımını açıkça göstermeliyiz. Bunu nerede göstereceğiz? Örneğin okul web sitesinde e logosunu kesinlikle yerleştireceğiz. E-twinning etkinliklerinin bir tanıtımını yapacağız. E-twinning projelerinde elde edilen sonuçları yapacağız. Bunun için de ben sunuma kendi okulumun web sitesini koydum arkadaşlar. Hani sonradan sunumu çünkü sizlerle paylaşacağız. Oradan en azından fikir sahibi olabilirsiniz. Yani e İTV'nin okulu olma başvuru sürecinde olan ya da e İTV'nin okulu olan bir okulun acaba web sitesi nasıl olması gerekiyor? Orada başlıklar var. Ne olması gerekiyor? Ee, okul yönetiminizin okul web sayfasını güncel tutması gerekiyor. Ee, güncel e, güncel duyuru ve güncel bilgileri e-tvnik.gov.tr adresinden takip edin, etmemiz gerekiyor. Bir kere okulumuzda bir toplantı yapacağız arkadaşlar. Mesela şimdi biz okul politikası yapacağız ya okulumuzla beraber. Bir kere bir okul politikamız olmak zorunda. Onaylı bir okul politikamız. Bu o okul politikamızla ilgili alacağımız kararları nerede belirleyebiliriz? Ee, şimdi bunu öğretmenler e, toplantı kararımız geçti arkadaşlar. İkinci döneme de bu yetişmez. O yüzden bir zümret toplantı karar tutanağında bunu Gösterip stratejik plana da yerleştirebiliriz arkadaşlar. Yani okulumuzla ilgili e güvenliklik ilgili şu kararlar alındı, işte okul politikamız e, yapıldı, yazıldı şeklinde. E, o kararı imza altına almak zorundayız. Çünkü biz bunları nereye koyacağız biliyor musunuz? Biz bir tane padlet hazırlayacağız arkadaşlar. Yaptığımız tüm etkinlikleri o padlette toplayacağız. Okulumuzun e güvenlik politikası olması oldukça nedir? önemlidir. Bu SFL label e, alındığı zaman arkadaşlar ona da okuldan sadece bir öğretmen başvuru yapabiliyor. Yani ona bir kere karar vereceksiniz. Bunu kim alması gerekiyor? İngilizce öğretmeni olması şart değil arkadaşlar. E, mesela benim bilgisayarımız bilgisayarım gibi bir bilgisayarınız varsa var olan bütün İngilizce sayfaları eğitimleri direkt Türkçe'ye çeviriyor. O yüzden ben kesinlikle hiçbir zorlanma e, yaşamıyorum. Fakat okulumuzu kaydederken Okulumuz ilk defa o platforma kayıt oluyorsa okulumuzun stratejik planında yer alan öğretmen, öğrenci sayısı, adres bilgisi kesinlikle kaydedilmeli. Yoksa şöyle olur. Dersiniz ki hocam ben oraya işte okulumu kaydettim ama bana değerlendirme formu açılmıyor. Çünkü orada bronz etiket işte e, demir etiket şeklinde belli bir puanlamaya göre var ya onun açılabilmesi için için okulunuzu doğru bir şekilde oraya kaydetmeniz gerekiyor. Bu da bir dipnot olarak aklımızda bulunsun. Şimdi benim okulumun web sitesi arkadaşlar. Sizler de aynen bu şekilde itvinik e diye bir başlık attıracaksınız. Okul, okul müdür, müdürünüze veya bununla ilgilenen artık okullarımızda koordinatör öğretmenler seçiliyor. Orada itvinik e projelerimizi tanıtacağız. Şimdi bu yıl ama şöyle bir karar almış UDS. E. E, formu açtığınız zaman da görüyorsunuz. E, diyor ki pandemiye özel olarak yani Covid-19'a e, Covid-19'dan dolayı bu yıl diyor. E, projelerin ya da işte tanıtımının diyor web sitesinde olup ya da olmaması bizim için fark etmiyor. O bütün okullara bir puan vereceğiz burada diyor. Ama şimdi biz buraya niye yine koymalıyız? Çünkü biz e, bu sene projelerimizden dolayı ulusal kalite etiketine başvuracağız. Sizlerin de bildiği gibi biz eba'da artık bir haber yapamıyoruz. E, yaygınlaştırma adına nereyi göstereceğiz? okul web sitemizi göstereceğiz. Daha sonra burada bir başlık attık ya arkadaşlar. Güncel olarak da arkadaşlar bakın o ay projelerimizde ne işlediysek muhakkak verelim. O web sitesiyle kim ilgileniyorsa muhakkak okul web sitemize şeyleri koysun. Ha bu arada hazırladığımız Padlet'e de koyalım arkadaşlar çalışmalarımızı. Çünkü o en son kısma yüklenecek. İkinci kısma kısımda yer alan maddeleri istinaden yapılması gerekenleri sıraladık arkadaşlar. Bununla ilgili Bunu... çevrim içi eğitimlere katılmamız gerekiyor. e EBA online eğitimlerde arkadaşlar Burcu Yüksek hocamızın internet güvenliği ve e twinning etiği diye bir kursu var. Bunu kesinlikle bu Şeyde olan bütün arkadaşlarımıza aldıralım arkadaşlar. Bakın bunun linkini de koydum ben. Bu slaytı muhakkak ilçe mentorları ile arkadaşlarımızla paylaşacağız. Onlar kanalıyla sizlere gelecek. Ee, bu eğitim çok önemli. Bunu hepimiz alacağız arkadaşlar. Almamız gerekiyor. Bunu da aldığımız belgeleri yine bütün Padlet'e koyuyoruz. Yaygınlaştırma amaçlı da okul web sitemizde paylaşıyoruz. Okulumuzun öğretmenlerinin, öğrencilerinin internetini bilinçli kullanma konusunda farkındalığını kanıtlayan etkinlikler sergilemedir diyor. Şimdi arkadaşlar, şimdi güvenli internet Günü, Şubat ayında. Filiz hocam, bir öğretmenimiz slayt gösterisi şeklinde <laughs> açabilir miyiz diye sordu. Sanırım küçük görünüyor ekranda sunu. Ben slayt açık şu anda. Ben slaytım açık. Ekran görünmüyor mu? Ee, yok ekran görünüyor da e, slayt gösterisi heh, e, seçeneği var yukarıda Filiz hocam. Ona basarsak. Ama ben bunu kendi elimle anlattıkça ilerletiyorum. Bir sıkıntı mı oluyor? E, bir öğretmenimiz e, chat kısmından e, slayt gösterisi şeklinde sunum olursa daha net görürüz diye yazmış. O yüzden. E, F5 yapalım. Oldu mu? Şu an olmadı. Ha büyük ekran e, olması için. Ama ekran olarak seçiyorum. Gelmesi lazım aslında. F5'e basın. Baştan baştan kısmı var ya En solda baştan. Evet, en solda. Tamam, şimdi oldu. Tamam mı? Tamamdır Filiz hocam. Teşekkür ederiz. Tamam, o zaman geldiğimiz yere kadar gelelim bir. Komisyon kurmak, web sitesini geçtik. Tamam. Burcu hocamın şeyine geçtik. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada kalmıştık. Ben buradan devam etmek istiyorum. Ee, bizim biliyorsunuz her yıl e, Şubat ayında Güvenli İnternet Günü kutlanıyor. Güvenli İnternet Günü'nü maalesef siz İYİTİVİNİK e okulları olarak erken kutlamak zorunda kalacaksınız. Neden? Çünkü İYİTİVİNİK e okulu başvuru sürecinde bunu istiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bir kere okulumuzda yine güvenli internetle alakalı bir sunum yaptırmamız gerekiyor velilere. Bu konuda nereden yardım alıyoruz? Yeşilay Derneği'ne arkadaşlar yazı yazıyoruz. Teknoloji bağımlılığı üzerine işte bir tane size bu konuda yetkin birini vermeleri için. Eğer biri de yoksa mesela biz ne yaptık biliyor musunuz? Biz müdür yardımcı, yardımcı, yardımcımıza EBA'da bir sürü sunumlar var arkadaşlar. Güvenli internetle alakalı. Onları ne yaptık? Ee, hazırladık. Ee, i̇şte tabii bizim olduğumuz dönemde pandemi yoktu ama bence Zoom üzerinden de yapabilirsiniz bu eğitimleri, velilere, öğrencilere, güvenli internet konusuyla alakalı. Muhakkak bir eğitim yaptırın, onu fotoğraflayın. O fotoğrafları da yine web sitemizde paylaşıyoruz, ee, var olan padletimize koyuyoruz okulumuzun girişine bir tane güvenli internet günüyle al alakalı e, broşürlerin yer aldığı resimlerin yer aldığı yazıların yer aldığı muhakkak bir pano oluşturacağız arkadaşlar bu panoda nedir e, bizim için şart bakın buraya da koyduk e, yazdım buraya da e, işte interneti bilinçli kullanmak mesela birçok velimiz hangi profili kullanması gerektiğini bilmiyor arkadaşlar Bunların muhakkak e, anlatılması gerekiyor insanlara bu konuda da anlaştık mı? Anlaştık diye düşünüyorum. Bakın böyle geçen yıl arkadaşlar çocuklarıma güvenlik virüsleri dedim. İşte ee, işte onlarla alakalı ne yaptık? Ee, okulumuzda sözleşme imzaladık çocuklarla. Şimdi bu yıl pandemi var. Ne olabilir? Biz sınıf öğretmenlerine sözleşmeyi e, hazırlarız, onlara veririz. Kendi sınıflarındaki çocuklara yapabilirler. Çocuklara dijital ayak izi nasıl ölçülür onu öğrettik. Bu konuda da bu sitelerden faydalandık arkadaşlar. Bu sitelerin hepsi çok güzel. Sunum için muhteşem. Yani hiç sunum hazırlamasanız bile eğer bu konuda yetkinseniz ya da okuyup öğrenilebilir arkadaşlar. Yani biz de bu konulara işte üç yıl önce başladığımız zaman çok yetkin değildik. Ama çalıştık, öğrendik, yapılabilir. Sizler de çok rahat yapabilirsiniz. Geçen yıl aynen bu şekilde arkada göründüğü gibi bir tane pano hazırladık arkadaşlar. Öğrencilerim de güvenlik bürüsleri dediler kendilerine. Okuldaki bütün öğrencilerle sözleşme imzaladık velilerle. Bunları ne yaptık? Hazırlamış olduğumuz padlet'e koyduk. Safe Label'ın ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. İlk aldığımız zaman e, burada e, bilmemiz gereken olay demin orada değindiğim gibi okulumuzu doğru kaydedebilmek sisteme kesinlikle stratejik planda yer alan bilgilerle dahil etmemiz gerekiyor. Yoksa bize e, form kesinlikle açılmaz. Değerlendirme formu. Hani label'ımızı aldık ya arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? Bunu okul web sitemize embed kodu var arkadaşlar aldığımız zaman. O embed koduyla gömülmesi gerekiyor. Ayrıca bu aldığımız şeyi de yine Padlet'e koyuyoruz arkadaşlar. Burada SF Label'ın işte ne olduğundan sunar. Şimdi SF Label'i alırken arkadaşlar okulumuzun eylem planı hakkında bize bilgi sunar. Çünkü bizim okulumuzun bir tane eylem planı yani politikası olmak zorunda. Bu politikayı da biz okul web sitemize koyacağız. Şimdi bakın SF label'ı biz nasıl alacağız? Basamak basamak çok güzel anlatmış Burhan Sel hocam. Etiketin gömülmesine dahil. Yine EBA online eğitimlerde arkadaşlar buraya ben linkini koydum. Buradan basamak basamak o kadar güzel yardımcı oluyor ki hiç kimseye ihtiyacınız yok. Nasıl alınacak, nasıl yapılacak, okul web sitesine nasıl göme, gömebiliriz, o şekilde muhakkak e, takip edersek doğru bir şekilde yaparız. E, ondan sonra e, kayıt, eğer okulumuz kayıtlı değilse nasıl kaydedeceğimizi de arkadaşlar o, o siteden yararlanarak bakın bu şekilde kullanıcı profili oluşum. Bakın mesela ben okulumu işte stratejik plan dedim ya arkadaşlar bakın hepsi yazıyor atölye çalışması. Ben bunun hepsini stratejik plandan aldım ve kaydettim arkadaşlar. Bakın burada enbet Hemmet Label diyor görüyor musunuz arkadaşlar? Ha puanı nasıl yükseltebiliriz? O konuya gelelim. Arkadaşlar burada oluşturacağımız vaka ve olaylar e Seyfi Label'ımızda e, puanımızın yüksek olmasına sebep olur. Muhakkak güvenlik e, çocukların dijital ayak izini ölçtük ya hemen onların forumlarını oraya yükleyebilirsiniz. Forumlara güzel yorum yapın. E, ondan sonra okulumuzda hazırladık mı pano? Hemen panonun resmini oraya koyun. Bunların hepsi Okulumuzla alakalı bir vaka oluşturduk. Bu ne yapacak? Bize artı puan getirecek arkadaşlar. Unutmayın diyor. Toplulukta tamamen başkalarıyla etkileşim kurmak ve en iyi uygulamaları paylaşmakla ilgilidir. O da anket vardır. Anketlere yanıt vermek, forum aracılığıyla diğer iyi güvenlik etiketi üyeleriyle etkileşimde bulunmak, blog alanında okulumuzdan, şehrinizden veya ülkenizden haber paylaşmak, soru sormak ve büyük elçilerin neler yaptığını okumak. Bakın çocuk arkadaşlar. Forum özellikleri, blog, anket ekranı buraya ne kadar çok şey yükler orada ne kadar çok şey yazılan arkadaşımıza cevap verirsek bizim puanımız o kadar yüksek olacak yani şimdi bazen ne diyor ya arkadaş Aa, niye acaba onun etiketi işte silver e, ya da gold benimkisi neden bu şekilde diye bunun temel sebebi buraya yüklenen şeylerdir mesela kaç proje yapıyorsanız onunla ilgili güvenlik alanıyla mesela ne yapabilirsiniz? E güvenlikle ilgili bir kahut yapabilirsiniz çocuklarla beraber. Onun onun resimlerini de oraya yükleyebilirsiniz. Onun linkini oradaki arkadaşlarla forumda paylaşabilirsiniz. Ya da o forumda bir biri soru sormuştur. O soruya cevap verebilirsiniz. Bunların hepsi e, bizim için e, artı puan arkadaşlar. Bakın. Bu da essay label'ımızın şeyleri, dereceleri puanlara göre oluyor arkadaşlar. Eğer bizim puanımız 22 puandan daha azsa biz demir etiket alırız. 22 puandan çok ise ne alırız? Bronz etiket alıyoruz. Gümüş etiket olması için 44 puan olması gerekiyor. Altın etiket olabilmesi için de 55 puan gerekiyor arkadaşlar. Ha tabii bu İlk defa okulu kaydeden biri için önemli olan sadece bence e, o etiketin olması yani ilk baştan bu işe başlayan bir okulun da baştan başa bir e, altın etiket alabilmesi için o kadar hırs yapmaya bence gerek yok var olanı yükleyeceğiz. yavaş yavaş ilerlersek çok daha güzel olur diye düşünüyorum ama tabii ki okulunuzun yapısına bağlı sizin okulunuz çok iyi bir konumda bir okul olabilir buradaki e güvenlikle alakalı her şeyi sağlayabilir her anlamda e, o zaman tabii ki ona gelebilirsiniz arkadaş bakın embed kodu arkadaşlar buradan bu şekilde kısım olarak da ben bunu gösterdim. Burhan Selin eğitiminde de var arkadaşlar. İşte okulumuz. Bakın okulda eğitiminlik logosuyla esafat e etiketimiz muhakkak gömülü olacak arkadaşlar. Çünkü biz okul web sitemizin adresini vereceğiz. Şimdi <laughs> eylem planı. Arkadaşlar bir eylem planı hazırlayacağız. Politika hazırlayacağız. Ee, bu politika ile alakalı da yine başvuru formunda linkler var oraya tıkladığımız zaman e, bize bilgiler veriyor yani bizim okulumuz bu anlamda hangi önlemleri aldı işte okul altyapısıyla alakalı mesela orada bir tane eylem planında şey var. İşte okulla ilgili diyor bir tane koordinatör atayım. Genelde biz e, okulda eğer bir öğretmeniniz yoksa, bilgisayar öğretmeniniz yoksa okuldaki çok iyi anlayan bir öğretmen arkadaşınızı ya da bir müdür yardımcısının bu konuda biz yetkin kılıyoruz. Yazıyoruz arkadaşlar e, o planımıza. Uygulama planımızda neler olacak? Şimdi arkadaşlar örnek e, burada. Mesela Avcılar İnönü İlkokulu olarak en güvenlik politikası. Arkadaşlar var olan en güvenlik e politikalarımız var bizim. Çünkü ilk defa yazacak olan arkadaşlar zorlanabilir. Ben kendi, kendim açısından düşünüyorum. Yani ben ilk yazdığım zaman bu politika ne demek, neden bahsediyor diye. Bizim mesela Avcılar İnönü İlkokulu'nun ya da Türkiye Geneli Eğitim okulu olan birçok okulumuzun web sitesini ziyaret ederseniz, orada arkadaşlar okul politikaları var. O okul politikalarını okursanız... E Bilgi sahibi olursunuz var olan po politikaları kendi okulunuza uyarlayabilirsiniz ama bu politika şart arkadaşlar bu politikanın metnini aynen bizim yaptığımız gibi okul web sitemizi koyacağız ayrıca bu politikayı yine padlete yerleştireceğiz arkadaşlar bu konuda da anlaştık bu da yapmamız gereken işlerden biri bu politikayı okul müdürüne e, onaylatmayı unutmuyoruz arkadaşlar Şimdi diyor ki e, okulumuzda farklı yaş gruplarında e, çalışan diyor e, iki grup bulunması. Yani bu iki yapılan şey değişiklikte de şöyle demişler arkadaşlar. Farklı yaş grubunda iki tane proje olması gerekiyor demiş. Şimdi ben o yenilikleri de oraya ekledim. Onları da göstereceğim size. Ondan sonra arkadaşlar e, aktif çalışan e, en az iki öğretmen istiyorlar. İki ya da üç öğretmen muhakkak olmalı. Ee, nereye katılmalıyız arkadaşlar? Şimdi siz başvuru formunu açtınız ya. Orada bir kısım şimdi ben onu size uygulamalı da açacağım arkadaşlar. Formu tek tek orada da anlatacağım size. Mesleki gelişim kısımlarında e, Brüksel'in yapmış oldukları eğitimler var arkadaşlar. Seminerler var. O seminerlere muhakkak o okuldan en az iki insanın katılmış olması gerekiyor. Katılmasa o madde eksik kalıyor. O yüzden o mesleki gelişim kısmını takip ediyoruz. Muhakkak oradaki o eğitimlere katılıyoruz arkadaşlar. işte sistem otomatik dolduruyor arkadaşlar. Formun bazı bölümlerini sistem otomatik alıyor. Tek oturumda formu doldurma yükünden kurtulmak için arkadaşlar formu zamana yayarak doldurmak. Orada indir var arkadaşlar. Formu muhakkak indirelim. Ben örnek bir forumda indirdim. Eğer indiremeyen arkadaşlar varsa yine şeyler mentorların bulunduğu gruplar dahilinde e, sizlere ulaştırmaya çalışacağım o formu da. Yalnız arkadaşlar bunu kimin dolduracağına en baştan kurulda karar vereceğiz. Yani şöyle sakın yapmayalım arkadaşlar ben bunu bir bakayım, deneyeyim ne oluyor. Kaydet dediğiniz zaman okulun işi biter. Sadece bir kişi başvurabiliyor. Kimin başvurduğu önemli değil arkadaşlar burada. Ama tabii ki şu, şöyle düşünüyorum ben. Bir okulda yıllardır bu itiminlikle ilgilenen, projelerde ödül alan yetkin öğretmenin hakkıdır diye düşünüyorum açıkçası kendi açımdan. Yani daha çok bilen, daha çok bu işi mutfağına daha erken başlamış öğretmen arkadaşımızın bu işi yapması en doğrudur. Çünkü bu şahsa gelen bir e, plaket değil ki arkadaşlar. Bu okulun aldığı bir etiket. Yani bu etiketi siz okulunuzda işbirliği içerisinde çalışmış olduğunuz bir grupla okulunuza kazandıracaksınız. şimdi arkadaşlar yapmış olduğumuz her şeyi biz Padlete yükledik değil mi? Daha sonra bu Padletimizi ayarlarından şu üç nokta görünüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz burada? Bir daha geri geleyim ben. Padleti ben aktif olarak da gösteriyorum. Şu üç noktalı kısımdan arkadaşlar Padlet'ini PDF yani Padlete yüklediğin her şeyi PDF formatına çevirebiliyorsun. O PDF 4 megabayttan büyükse eğer online olarak bunları küçülten programlar da var arkadaşlar. Onlardan kesinlikle faydalanıyoruz. En son onu da yükledikten sonra arkadaşlar çıkan e, müdürün onaylaması için e, bir tane belge çıkıyor. Mesela pdf olarak kaydet diyoruz arkadaşlar. 3 noktayı tıkladık ya padletimize. Daha sonra pdf olarak onu kaydet diyoruz. Dışa aktar diyoruz. O aldığımız belgeyi eğer büyük geliyorsa online olarak onu programda küçültüp bir daha ne yapıyoruz yüklüyoruz. Daha sonra en son ne kalıyor arkadaşlar ee, doğruluk beyanımız kalıyor. Doğruluk beyanımızı kesinlikle müdüre imzalatıp sonra oraya geri yüklememiz gerekiyor. Şimdi başvuru İngilizce olarak yapılacak. Şimdi e İTV'nin e kokulu olma e, süresi iki yıldır arkadaşlar. Bu iki yıl davet süresinden itibarendir. Ba Mesela arkadaşlar diyor ki işte ben 2000, e, işte geçen yıl ben de öyle düşünmüştüm. 2018'de bize şey geldi, e TV'nin kokulu olduk. Geçen yıl Eylül ayında direkt düştü bizimkisi. Hemen davet geldi. Davet süresi baz alınarak geliyor arkadaşlar. İki yıl dediği o. Şimdi biz iki yılın e, sonunda Okulumuz aynı şartları taşıyorsa yeniden başvuru hakkı kazanır. Bu konuda bizim işte yine Facebook grubumuz var. Bir de arkadaşlar, ETVNİK okulu olmak için yüz ipucu var. Eba online eğitimlerde o da çok güzel anlatıyor. Tabii o biraz 2017 yılında biz başvururken 18 başlık falan vardı. O şekilde anlatıyor. Ama yine sizin açılan forumdan kısımlar oradan görebilirsiniz. Şimdi. Son değişiklikleri dün akşam ETV'nin live sayfasından aldım arkadaşlar. Girdim özellikle. Dedim ki ben işte acaba hangi değişiklikler olmuş? Diyor ki hem okul müdürü hem de e-twinning'e katılan tüm personel başvuru taslağının hazırlaması sürecinde yer almalıdır. Hani kesinlikle komisyon olmalıdır. Başvuru sahibi başvuru formunda yer alan tüm soruları cevaplamalı ve tüm gereklikleri yerine getirmelidir üyeler, projeler, mesleki gelişim ve etkinliklerle ilgili alanlar e-twinning tarafından kaydedilen verilerle öncelenen doldurulur. Başvuru sahipleri mevcut bilgilerin doğru olduğunu onaylamalıdır. Okul yönetmeliklerinde internet güvenliği konusunu ve ETV'nin yer aldığı ile ilgili gerekli belgeleri ve bağlantıları kesinlikle yükleyeceğiz. Okul mevzuatına uygun olarak imzalanmış olan başvuruyu yükleyin ve son başvuru tarihinden önce formu gönderin. Yani biz 8 Şubat'a işimizi bırakmayacağız arkadaşlar. Ondan önce göndermeye çalışacağız. Yapılan başvuru diyor ulusal destek servisleri, ortak destek ajansları tarafına incelenir. İnceleme sürecinde söz konusu kurumlar daha fazla bilgi almak için başvuru sahipleriyle irtibata geçilir. Arkadaşlar okullar itibarlı live üzerinden başvuru kimin yapacağına karar vermelidir. Her okul için sadece bir başvuru kabul edilecektir. Formun tek bir oturumda doldurulması zorunlu değildir ve söz konusu form taslak olarak kaydedilebilir. Gönder düğmesine yalnızca formu tamamen doldurduğumuzda tıklıyoruz arkadaşlar. Bak şu yanlışları kesinlikle yapmayalım. Gerekliliklerin bazıları karşılanmadığında okulların bunları yetiştirmek için son başvuru tarihine kadar zamanı olacaktır. Örneğin diğer meslektaşlar bu süre içerisinde projelere veya mesleki gelişim aktivelerine katılabilirler. Yani mesela şöyle düşünün. Bizler bunu, şimdi bize iki tane her okulun iki tane aktif projesi olma gerekliliğini sunmuş. Ama bizim şu anda davet aldık bir tane projemiz varsa o zaman diğer öğretmen arkadaşlarımıza da bir projeye ne yapacağız? Girmelerini sağlayacağız. Yani bu dönemde bu eksiklerimizi giderebiliriz. Mesleki gelişim eksiktir. Bu alanda yine onu ne yapabiliriz? Telafi etmemiz gerekiyor. Okul öğretmenlerinin, öğrencilerin internetin sorumlu kullanımı ile ilgili farkındalıklarını kanıtan aktiviteler gösterilmelidir. Bunu konuştuk, söyledik. Okul eğitimli öğretmenlerine kaydolan bir öğretmen grubu. Üç ya da daha fazla. Yani en az üç öğretmen olacağız arkadaşlar. En az ee, üç öğretmen itinik live'da bir e, aktif olarak işbirliği olduğunu ortaya koymalıdır. Yani şu mesleki gelişim öğrenme etkinlikleri var ya arkadaşlar, kesinlikle onu e, takip etmeliyiz ve katılmalıyız. Okul farklı öğrencileri gruplarıyla yürütülen en az iki projenin var olduğunu kanıtlamalıdır. Yani demek ki bizim iki tane projemiz olmak zorunda. Okul okulda görev yapan iki öğretmenin başvuru yapılan yıl içinde bir veya daha fazla etkinliğe katılmış olduğunu göstermelidir. Okul etivinin resmi olarak katılımını kamuoyuna açık bir şekilde duyurmalıdır. Örneğin bir e, okul etivinin faaliyetleri ile ilgili bir açıklamayı okulun internet sitesinde yayınlayabilir veya okul tanıtımında bir yönetmelikte veya broşürde etivnik etkinliklerinde atıfta bulunabilir. Yani bir, dedik ya biz iyi güvenlikle ilgili bir çalışmalar yapacağız. Onun yanında bir tane broşür ne yapabiliriz arkadaşlar? Hazırlayıp dağıtabiliriz biliriz. Diyor ki işte bu yıl diyor sadece bu yıla özel diyor. Işte Covid-19 sebebiyle diyor. E-TV'nin tanıtım etkinliklerinin yapılması isteğe bağlı olacaktır diyor. Öğretmenlerin etkinlik düzenleyip düzenlemediklerine bakılmasın. Her bir soru için bir puan alacaktır. Lütfen diyor meslektaşlarınızla bu konuyu paylaşın. Biz paylaşıyoruz ama benim naçizane fikrim bu. Zaten biz o projeler için ulusal kalite etiketine başvuracağız arkadaşlar. Dediğim gibi EBA'da bu yıl haber yapamıyoruz. Ondan dolayı ne yapabiliriz? Okul web site e, adresimizi yaygınlaştırma olarak ne yapacağız? Göstereceğiz. Şimdi ben e, ekran paylaşımımı durdurup şeyi açmak istiyorum arkadaşlar sizinle. E, e, okulumuz işte bizim ilçemizden davet gelen bir okulumuz var. Maraşal. Şimdi onun ben öğretmen arkadaşın şeyine gireceğim. Hep birlikte size uygulamalar o, olarak e, ne yapılması gerektiğini göstereceğim. Şimdi Arzu öğretmenim Maraşalı Fevzi Çakmak İlkokulunda çalışıyor. e okulu ile ilgili hemen live'dan giriyoruz arkadaşlar. Girdik. Şimdi bize diyor ki birinci kısımda e ve okulda güvenlik fa farkındalığı geliştirme katkısı. Bu kısma arkadaşlar e nerelerden faydalanacağımıza dair ne yapması gerekiyor linkler bırakılıyor. Şimdi ilerle diyoruz. Burada bir şey yok çünkü. Dedik ki arkadaşlar, e güvenlik politikamız olmak zorunda. Şimdi iyi e güvenlik politikasıyla alakalı nereden faydalanacağız? Bakın buralara ne yapmış bize? Linkler koymuş faydalanan diye. Mesela iyi e güvenlikle ilgili ne yapabiliriz? Bakın dikkatli hemen karşımıza çıktı. En son eğitimleri nereden alabiliriz? Ben size zaten nereden alabileceğinizi eba online eğitimlerde gösterdim arkadaşlar. Buralardan da ne yapabiliriz? E, faydalanabiliriz. Şimdi ben e, ilerle diyorum. Şimdi arkadaşlar e-güvenlik politikamızı biz okul sitemize yükledik ya. Buraya linki yükleyeceğiz. Okul web sitemizin geleceğiz. Linkini buraya yükleyeceğiz. Ya da e, güvenlik politikamızın işte 5 megabaytı geçmeyecek şekilde buraya yükleyeceğiz. ikisinden birini. Ama ben hep şöyle düşünüyorum. Her ikisini de yüklüyordum arkadaşlar ben. Çünkü mesela biz geçen yıl okul web sitemizle ilgili son anda sıkıntı yaşadık. Ne ekmezse e ilgili yüklemiş olduğumuz projelerimizi göremedik arkadaşlar. Ondan dolayı ben bu şekilde buraya da yükleme yaptım. Uygulamada güvenlik. Şimdi diyor ki eğer bunu evet diyorsak arkadaşlar e güvenliği diyor müfredatın içine yerleştirdin mi? Ne yapacaksın? Zümre öğretmenler kurulu kararında e güvenlik maddesini ekleyeceksin arkadaş, arkadaşlar. Ekleyeceğiz. İmza altına alacağız. Çok o, zor değil bu kararları değiştirmek. Stratejik plana da e güvenlikle ilgili kararlar koyacağız. Çünkü bunları biz buralara yükleyeceğiz arkadaşlar. Yüklememiz e, gerekiyor. Bakın bu konuda hepsinde madde madde ne yapmış? Şimdi mesela diyor ki bu okulda iki öğretmeni direkt aktif tanımladı arkadaşlar. Diyor ki Fatma Göknar diyor ve Mahbile Ceylan diyor. Aktif olarak diyor. İkisi diyor bir proje yürütüyor. Ama şimdi ben Arzu öğretmenimin de mesela biliyorum. Diyelim bu okulun öğretmeni benim ve dolduracağım. Ne yapacağım hemen? Arzu öğretmenimi de işaretleyeceğim. Seda öğretmenimi de. Çiğdem Ciga'yı neden işaretlemiyorum? Çünkü Çiğdem Ciga o okuldan nakil olarak gitmiş bir öğretmen ama okul, okula sağ olsun birçok ödül kazandırmış bir öğretmen arkadaşımız. Bunları ne yapıyorum? Ve burada sistemde benim kayıtlı olduğum bütün projelerim görünüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ve altında diyor. Okulunuzun son başvuru tarihinde yıl içinde yürütmekte olan veya önceki yılda yürütülen en az iki itibinin projesi bulunmaktadır diyor. Biz burayı ne yapmışız? Geçmişiz arkadaşlar. Üçten fazla öğretmenin diyor aktif olduğunu gösterin ya. Sistem zaten iki taneyi çıkarmıştı. İki tane de ben ekledim. Ben bu kriteri ne yaptım? Sağlamış oldum mu? Diğerine geçiyorum. Ne diyor? Ee, hani size dedim ya mesleki gelişimle ilgili arkadaşlar. Mesela arzu öğretmenim bir tane şeye katılmış. Brüksel'in yapmış olduğu pandemiyle alakalı. Bir tane eğitime katılmış merkezi destek servisini ama diğer arkadaşlar katılmamış e, Fatma öğretmenim ne yapacak e, diğer öğretmen arkadaşımız ne yapacak e, mesleki gelişim oradan takip edecek muhakkak arkadaşlar ilçe gruplarınıza dahil olun orada var mısınız bilmiyorum ama mentor öğretmenler bizler muhakkak yayınlıyoruz Brüksel'in eğitimlerini işte ilimizin ya da başka illerin yapmış olduğu eğitimleri ama bu Brüksel'in mesleki eğitim arkadaşlar yine göstereceğim size ben Bakın şu mesleki gelişim var ya arkadaşlar. Orayı tıkayıp oraya katılacaksınız. Siz oraya katıldığınız zaman en az 2-3 öğretmen hemen size diyecek ki siz diyecek bu kriteri geçtiniz. Hemen size burayı da onay olarak gösterecek. Sonra geldik bize ne diyor? e ve okulun stratejik gelişime katkısı diyor. Herkese açık olarak ne yaptık arkadaşlar? Okul web sitemizde her şeyi ama ne yapmış burada? Demiş ki işte. Koysanız da koymasanız da herkese bir puan vereceğiz. Ama siz koyun bence. Bir puan ama uz. Şimdi bakın en son ön izlemeye geldi. Bakın bana burada uyarı veriyor. Diyor ki başvurunuzla ilgili diyor puanlarınız çok düşük. Neden? E, çünkü şey yok. Mesela ne diyor? Önce diyor bütün soruları cevapla. Bakın kabul etmiyor bende. Bu en son kısım var ya arkadaşlar. Biz Padlet. Şimdi ben bir Padlet üzerinde uygulamalı olarak ekranım görünüyor mu bilmiyorum da. Ekranım görünüyor mu arkadaşlar? Görünüyor yani. hocam. Tamam ekranım görünüyor. O zaman çok iyi. Şimdi ben bir Padlet'i hazırlamış olduğumuz e-güvenlikle alakalı yapmış olduğumuz e bütün Padlet'imizin PDF'e nasıl çevrildiğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu arada kendi okulum için yapmış olduğum nerede, mesela güven internet günüyle ilgili okulumuzda muhakkak iki yıl önce mesela yapmış olduğum bir çalışmalar, daha acemi dönemimize ait. Bakın okul müdür afiş hazırladık aldığımız etiket, öğrencilerimize EBA'da güvenli internetle alakalı eğitimler, e, güvenli internetle alakalı pano hazırladık. Ondan sonra EBA'da haber yaptık. Ondan sonra velilerimize, mesela velilerinize muhakkak Google Docs'ta bir tane anket hazırlayın arkadaşlar. E-güvenlikle ilgili ne kadar bilgi sahibiler, buraya onun sonucunu koyun. Öğren, mesela benim o zaman öğrencilerim birinci sınıftı. Ben e, sloganlar hazırlattım onlara. Velilerimize seminer verdik. Sağolsu müdür yardımcımız bu konuda bize çok destek oldu. Her sınıf muhakkak işte Eba'dan açtı videoları ya da biz gönderiyoruz sınıflarına izletiyorlar. Şimdi mesela bütün her şeyimi ben yükledim ya arkadaşlar. Bu üç noktaya tıklıyorum. Dışa aktar arkadaşlar. Görüyor musunuz burayı? Üç noktaya tıklıyorum. Dışa aktar diyor. Şimdi ben bunu ne olarak aktarmak istiyorum? PDF olarak kaydet diyorum. Mesela yayınla diyorum. Seçiyorum. Bakın bu tamamen ne yapıyor? Bu Padlet'i bana tarayıp PDF olarak gösteriyor. Hani sizden şey istiyorlar ya yükle 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 diye. Bütün çalışmalarınızı, okul politikanızı, e, projelerinizi yapmış olduğunuz bakın burada ne yaptı hepsini bana pdf olarak geçen yıl mesela ben bu değil de bundan farklı bir padletim daha var bu en eski olanı onu bu şekilde çevirdim arkadaşlar ben çünkü okul web sistemde sorun vardı mesela bununla eğitim okulu olabildim diğer türlü ne yapamıyordum e, olamıyordum arkadaşlar bu da diyelim büyük mü geldi arkadaşlar? Online buraya yazıyorsunuz. Online pdf işte küçültme programı. Hemen size yüzde yirmi beş ya da yüzde otuz yanlış hatırlamıyorsam ne yapabilir? Onu küçültüyor. İşte hepsini doldurduktan sonra arkadaşlar müdürün imzalayacağı kağıt önümüze çıkıyor. Ee, biz onu imzalayıp bir daha yüklüyoruz. Ee, her şey bitmiş oluyor. Ama en başından şu form indiri görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu formu muhakkak bu şekilde bir indirelim biz. Bu form üzerinde muhakkak çalışalım. Ama benim verdiğim bilgileri tamamen takip edersek bitmiştir. Ee, arkadaşlar şimdi soru varsa ben e, soruları alabilirim. Bilge hocam. E, Filiz hocam biz e, soruları yanıtladık. E, gözümden kaçan var mı? Bakıyorum. E, yani gördüğüm kadarıyla yok ama e, buradan mikrofonunu açıp soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa e, şu an e, sorularını sorabilirler. E, biz e, yanıtlamaya çalıştık Ceyhan hocamla, İkbir hocamla. buradan Arsiz hocam yardımcı oldular bize. Ben de Frit hocam e, çok güzel bir sunumdu. E, tarih evet, harika. Ağzına sağlık. Çok güzel hazırlamışsın. Teşekkür ediyoruz değerli hocam. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum İkbir hocam. Herkes biz şu hocam an teşekkür ediyor. Soru çok <laughs> Evet. Arkadaşlar ben şey aracıyla göndereceğim Mentörler aracılığıyla slaytımı da göndereceğim evet, çok iyi olur onu uh -huh. soruyorlar uh -huh. en çok kesinlikle WhatsApp <laughs> Bilge hocamın oluşturduğu WhatsApp grubuna da lütfen daha, ama sadece davet gelen arkadaşlar olursa çok mutlu oluruz. safe label uh, süresince de yardımcı oluruz ama onun da püf noktasını söyledim arkadaşlar. Sitem okulu olurken de ESFİ label derecemizi yükseltirken de yüklemiş olduğumuz e, şeyler çok önemli. Pano resimlerimiz, çalışmalarımız, afişlerimiz. Bu çok basittir. Ben bir e, işte Oraya attığım zaman bu bana puan getirmez diye düşünmeyin. Orada birçok soru soran arkadaşımız var. Onlara cevap verdikçe bizim puanımız olacak. Ha anketi doldururken de eksik yazmayın lütfen okulunuzu. O da puanı etkiliyor arkadaşlar kesinlikle. Ama okul müdürümüzü e, her şeye lütfen dahil edelim arkadaşlar. Bu benim e, 4 yıllık bir emeğim ve bilgimdi. İnşallah umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. Ben 4 ay uğraşmıştım arkadaşlar bu bilgiler için. E, umarım sizlere e, yardımcı olmuşumdur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz e, emeğinize sağlık Filiz hocam. E, şimdi ben buradan e, e-Twinink -e online eğitimlerde gerçi Filiz Hocam da bahsetti. e kokulu -e okulu olmak için yüz ipucu e diye Hı -hı. bir eğitim var. E bu çok önemli arkadaşlar. Bu eğitimi e alırsanız girip E-Twinink -e online eğitimlerden e bu da Hı -hı. size yardımcı olacaktır. Evet. Hı -hı. Hı -hı layda evet. koydum bilgi hocam hepsini basamak basamak koydum. Evet, Sunumda da var. Hangi eğitimler hangi eğitimler alacak? Okul politikalarında da püf noktayı söylüyorum. Google'a giriyorsunuz. Yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki İT'vinin e okulu olma ee, yeter mi yoksa projelere kaydı hocam projelerinize kaydedin. Yani kendi projeniz varsa müdür beyi kaydedin. Bu sizin için artı puandır. Ben geçen yıl tek öğretmen olarak okulumu itibinik okulu yaptım. Üç öğretmen istediği için ne yaptım biliyor musunuz? Kurucu olduğum projelerimi okulumda kayıtlı olan iki öğretmen arkadaşımı ekledim. Doğal olarak UDS onları orada projesi var olarak gördü. Yoksa aslında tek çalışan itibinirdim. Yani aktif anlamda projesi olan yani böyle şeyler de yapabiliyoruz. Hiç sıkıntı değil. Ama okul müdürünü e, dahil edin arkadaşlar. Biz e, bilgi Hocam da aslında mentörlerle konuşsak okul yani davet alan <laughs> okulların müdürleriyle online de olsa yani herkes kendi içerisinde sizleri de davet ederek e, bilgilendirme yapılırsa çok iyi olur. E, yok hocam okul müdürünü dahil edelim. Kesinlikle dahil, dahil olsun. Evet, evet okul müdürünü dahil etmezseniz arkadaşlar 3 puan kaybediyorsunuz. Onu söyleyeyim. Eee direkt -3 puan başvuru yapmış oluyorsunuz. O yüzden bu kesinlikle şart. Okul müdürünü sisteme dahil etmeniz. Bilgi hocam. Buyurun hocam. Hocam çok özür dileyerek bölüyorum. Ben biraz alakasız olacak ama bir şey sormak istiyorum. Estağfurullah hocam. Buyurun. Hocam ben daha yolun başındayım. Bir haftadır üye oldum. Bu söyleşi de eee Twinning sayfasında buldum, ortasından girebildim. Geçen gün vardı, giremedim, çok yoğundu. Ondan öncekinde ses gitti geldi, bir, yani anlaşılır olmadı. Katılmaya çalıştıklarımdan verim alamadım. Şu anda ben yolun başında olaraktan hangi siteyi düze takip edeyim ki, işte proje nasıl hazırlanır, eğitimlik okulu nasıl olur, hepsini sırayla görmem gerekiyor benim şu zaman yani bir haftadır olanlardan ben verim alamadım kendi adıma diyeyim e, Züleyha Hocam e, şimdi ben evet. de e, size e, tüm bağlantı linklerimizin olduğu e, bir e, iletim vardı onu paylaşacağım orada YouTube e, sayfamızın linki de var e, şimdiye kadar yaptığımız e, webinarların Hani kaçırdıklarınız varsa e, YouTube kanalımıza abone olup e, oradan ...kaçırdıklarınızı izleyebilirsiniz. En başta işte bir eğitimin projesi nasıl planlanır evet, webinarımız evet. vardı. onun Onu da bugün yükledim ben YouTube kanalımıza. Oradakileri baştan itibaren UDS'nin verdiği eğitimler de vardı. Onları da baştan itibaren izlerseniz hocam çok faydası olacaktır. Ben şimdi hemen evet. e, mailimden şu bağlantı linklerimizi alayım ve chat kısmına atayım tamam. diğer arkadaşlar için de. Bekliyorum hocam. Çok özür dilerim hocam biraz böldüm ama. E, hayır estağfurullah hocam ne demek. E, hemen e, İyi akşamlar. Tamam. Benim e, Filiz hocama bir sorum olacaktı ama Tabii ki buyurun. Hocam. Elif Kaya. Buyurun i̇yi hocam. akşamlar Filiz hocam. E, şimdi biz okulumuza okulumuza davet geldi. Biz başvuru yapacağız ama şöyle bir durum var. Ee, bu ulusal kalite etiketi alan öğretmenimiz e, şu an okulumuzda değil farklı bir okula tayin çıktı ve oraya geçti. Dolayısıyla bu durum bizi olumsuz yönde etkiler mi? Hayır hocam o bilgi hocam bugün webinara katılmış. O, o öğretmen arkadaşınız o forma girip diyecek ki ben artık bu okulda değilim linki çıkıyormuş herhalde ona o şekilde işaretleyecek bitecek. Sizin için bir şey olmuyor yani eksi puan olmuyor. Onun zaten evet. ilk defa böyle bir şey yaptılar. Normalde okulda gidenlere gelmiyordu ama bu sene UDS e değişik bir uygulama yapmış. Ama o sizin okulunuza zaten başvuramaz, etki de edemez. E, bu okulda değilim linkini tıklayacak hocam. Bu şekilde kaydedelim. Öğretmen kaydedeyim. arkadaş başvuruda bulunmayacak da hani kalite etiketi alan öğretmenimiz sadece o öğretmenimiz, diğerlerimiz değil. Hocam ben ilk yılımda 2017 yılında bizim okula davet gelirken benim ilk yılımdı. Benden önce okulda var olan bir öğretmen arkadaşın almış olduğu ödülle ben yani ilk aşamayı geçtik. İkinci aşamayı ben yaptım. O önemli değil. İkinci aşamada zaten... artık önemli olmuyor mu o durum? Hayır hayır öğretmedim. O önemli değil. Önemli onu okulda herhangi yani okulun iki yıl içerisinde herhangi bir ödülünün olması. Bunun Ayşe, Fatma, Ali ya da almış bu okuldan gitmiş. Mesela ben de belki bu sene bu okuldan gideceğim. Ama ben halen ödüllerim ya ben gittikten sonra bile bu okul eğer düşünün ben bu yıl ödül alsam 2021'de 2022 ödül töreninde ben olmasam bile bu okula bir tabela gelecek. Yani mesela seneye bizim ikinci defa İTwinning e okulu olma sürecimiz bitiyor. Üçüncü aşamaya başlıyoruz. Üçüncü aşamada yine okulda bir öğretmen arkadaşın aktif projesi görünüyorsa okul davet alacak. Ama bu benim ödül. Ama hocam senin benim diye bir şey yok. O öğretmene yani şu konu şöyle çünkü ben de bu sıkıntıyı yaşadım. Giden öğretmen arkadaş işte benim sayende o bu falan olayı yok o, hocam. Bir okulda biz çalışırız, o ödül aslında okulundur. Yani ben İnönü okulunun öğretmeniyim. O kazandığım ödül aslında o okulun öğretmenim. Yani şeyin değil, benim değil. Zaten proje okulda kalır hocam. Ödül Aha. ya bizim şahsi ödüllerimiz var o ayrı. Ee, yani o öğretmene şey değil. Zaten ikinci aşamayı tamamlamak daha zor zoruyor yani biz daha başvuracağımız için tam bilmediğimizden dolayı ben sormak istedim. Çok e, aydınlatıcı bir açıklama yaptınız. Öğretmenim. Çok teşekkürler hocam. Evet siz WhatsApp grubumuza dahil olun. Orada Aha. yine sorularınız olursa, tıkandığınız yer olursa Bilge hocamla arkadaşlarla beraber sizlere biz yardımcı olacağız. Başvuru evet, çünkü. Hocam. Defa... Efendim hocam. Evet, hocam. Ben Gülşen. Buyurun Gülşen hocam. Ya biz hani e, siz söylediniz ya biz ikinci defa eğitimlik okulu olduk diye. Şimdi biz eğitimlik okulu geç okulu etiketini geçen sene aldık. Bu ne Hı. kadar sürecek? Ben şey yorumlar kısmına soru kısmına yazdım ama herhalde görmediniz. Bu ne kadar sürüyor eğitimlik okulu belgesi? İkinci defa ne zaman başvuracağız? Bunun için hani nasıl farklı bir çalışma yapacak mıyız? Öre, Gülşen öğretmenim zaten siz geçen yıl bizimle beraber aldınız. Sizin ilkti bizim ikinciydi. Şimdi Allah nasip ederse kargolar yola verilmiş. Ee, biz şimdi 2019'da olduğumuza göre seneye Eylül ayında bizimki düşecek öğretmenim. Yani biz seneye bir daha başvuracağız. Siz Bilmiyorum ikinci defa iki Bilmiyorum. yıl Bilmiyorum. ama iki yıl iki yıl. İki yıl ama şöyle başvuru süreciyle beraber iki yılı baz alıyor. Hani şimdi mesela şimdi arkadaşlara davet geldi. 2020 değil mi? 2021'de ödül gelecek Nisan ayının başında ama 2022'nin Eylül ayında bu ödül düşecek. Yani toplama aslında Teşekkür. iki yılı bulmuyor. Çok fazla. Tekrar şey gibi estafeti de şey gibi evet. Lavel gibi o da 18 ay ama bir sene sonra tekrar çalışmaya başlayayım diyorlar mesela. Etkinlikleri yapmaya başlayayım diyorlar. Evet evet Gülşen öğretmenim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ediyorum canım öğretmenim. E, Filiz Hocam en son hizmet politikası için Google'a gir dediniz araya bir şey girdi ne ne yazacağız arkadaşlar. demiş arkadaşlar. Şimdi biz Türk milleti biraz şeyle öğreniyoruz. Ben mesela İngiltere'de bir okulun okul politikasıyla bu işi öğrenmiştim. Mesela çözemiyordum bir türlü. Sonra bir arkadaş vardı çok sağ olsun iyi bir IT Dedi ki filiciğim dedi. Neden yabancı okulların dedi. Ben yabancı okullara bir girdim arkadaşlar. O kadar güzel e güvenliği de içine alan okul politikaları vardı ki hemen o politikayı indirdim. Translate'le Türkçe'ye çevirdim. Ee, o şekilde o politikalardan faydalandım. Siz de Google'a arkadaşlar okul politikası, e-güvenlik okul politikası diye yazın. e okulu olan şu anda benim okulumda dahil Türkiye'de en az 1700 okul sizin karşınıza çıkar. Çünkü biz hepimiz okul web sitelerimize onları koyduk arkadaşlar. En azından kendi okulunuza uyarlayın arkadaşlar. Onu indirin ya da indiremiyorsanız oradan yazmaya çalışın. Kendi okulunuza onu uyarlamaya çalışın. Hocam İngilizce kısımlar ilk başta. iki üç cümle. Yani biz okul olarak bunu tamamladık. Çok uzun uzadıya değil zaten. Oradaki İngilizce çok üst seviyede değil arkadaşlar. Birkaç cümle yeterli. Sadece İngilizce yazacağız yukarıya. O kadar. Açıklama kısımlarını. Çalışmalarımızın hepsini Türkçe yapabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Herkese iyi akşamlar bir soru sorabilir miyim? Buyurun hocam. Atatürk İlkokulu Müdürü Sibel Güzel ben. Bizde sekiz öğretmenimizle çalışmaları yürütüyoruz. Okul politikası olarak da e, güvenli okul başvurumuzu yapacağız ama bundan önce hem web sitemizin hem Instagram sayfamızın arşivlerinde e, güvenli internet kurallarına uymayan birçok fotoğrafımız var. E bunlar da güçlü bir arşiv. Bunları kaldırmamız gerekiyor mu? Yoksa bu tarihten sonra dikkat edip o kurallara uygun yayınlar yaparsak güvenli okul sertifikası almamızda etkili olur mu? Bunlar dezavantaj olur mu? Onunla ilgili bilgi almak istiyorum. Hocam hiçbir etkisi olmaz. Biz zaten mesela ben e-güvenlik kurallarına kendi adıma söyleyeyim 3 yıldır sadece Ethereum Space sayfasında işte blogger'da falan dikkat ettim. Mesela ben Twitter hesabında bile açık net söyleyeyim. Çünkü biz velilerden zaten dilekçe alıyoruz öğretmenim. Bu projeleri yaparken velilerimiz dilekçe. Mesela buna izin vermeyen veli de var. Diyor ki ben çocuğumun kesinlikle okul web sitesinde ya da projelerde yer almasını istemiyorum diyor. Zaten bizim oraya koyduğumuz öğrenciler e, izin verilen öğrenciler olduğu için hiçbir sıkıntı yok öğretmenim. Yani o okul web sitesine koyduğunuz resimde çocuğun yüzü neden açık diye hiçbir soru gelmedi bugüne kadar bize. Yani problem... biz de o yani dilekçelere binaen yani, serbest tuttuk. İzin verenlerin çocuklarını yayınladık. Bizim Hı -hı. için bir dezavantaj olur mu? Önceki yayınlarımız dikkate alınır mı diye merak ettik de. Teşekkür yok, ediyorum Yok arkadaşlar. hocam. O şekilde olsa zaten biz hiç ödül alamayız öğretmenim. O şekilde olsa bizim mesela ben okul web sitesine attığım resimler farklı resimler. Kesinlikle full ulaştırmadan feran atıyorum. Yani sıkıntı oluşturmaz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Çok güzel bir sunum. vereceğim. Teşekkür ediyorum hocam. Esseyfi Label hakkında tekrar bilgi alabilir miyiz? Öğretmenim Esseyfi Label iyi okulu olabilmek için eee yapmanız gereken aşamalardan bir tanesi. Bunu geçen haftalarda Figen hocamla Ayşe hocam sunumunu yapmıştı. Onun linkini de biz oraya koyduk. Burhan Sel hocamızın eğitimini izlerseniz linki koydum ben sunuma. Sunumu sizlere ulaştıracağız. Basamak basamak EBA online eğitimlerde bir bir anlatıyor. Sadece o sayfı label'ı kimin dolduracağına karar vermeniz gerekiyor. Okul hiç kayıtlı değilse kesinlikle stratejik planda yer alan verilerin oraya yüklenmesi gerekiyor öğretmenim. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer türlü bize forum açılmaz. Evet öğretmenim, Hilal hocam yükleyelim. Kesinlikle Padlet'e e, almış olduğumuz o belgelerimizin hepsini yükleyelim. Okulumuzda e-güvenlikle ilgili hazırlamış olduğumuz panoları. Yani sizler güvenli internet gününü beklemeyeceksiniz 8 Şubat'ı başvuru gelen okullar bunu bu süreçte halledecek arkadaşlar. Bu arada Figen hocamızın eğitimi A safety label hakkındaki YouTube linkini attım arkadaşlar. Eğer onu kaçıran arkadaşlarımız varsa YouTube linkini şu an tekrar göndereyim. Ayşe Emeksiz hocamızla Figen Sanchez hocamızın eğitimleri basamak basamak nasıl alınacağına dair Hocalarımız detaylı bir e, eğitim vermişlerdi bizlere. E, kaçıranlar için tekrar attım. Hocam bir soru gelmiş Bilge Hocam. Şeyle Bakalım. alakalı. İşte evet. diyor ki toplantı hocam bir toplantı mesela kurul. Komisyona kaç kişisiniz? Bunu tutanak altına alacaksınız. Diyeceksiniz ki aşağıda adı geçen okulumuz müdür müdür yardımcısı ya da adı geçen öğretmenlerle ITV'lik okulu olma başvuru süreci, süreci komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonla beraber şu 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 çalışmalar yapılacaktır. Tutanak gibi düşünün arkadaşlar. Ama bunu nereye yerleştireceğiz biz? Stratejik plana eğer güncelleme yapılabiliyor eğer müdür yardımcınız ya da müdürünüz bu konuda çok büyük bilgi sahibiyse onu hemen tık tık yerleştirebiliyor. Okul zümre mesela nereye ekleyebilirsiniz? Dördüncü sınıf bir tane zümre öğretmenler kurulu kararını değiştirin arkadaşlar. Ne yapın? Onun güncel maddenin sonuna bir tane oraya ey güvenlikle ilgili çalışmalar diye ekleyin. Olur mu? Onun da çünkü imzalı şekilde onu da parlete yükleyeceğiz. Yani biz bu konuda e, e, Zümre öğretmenler kurulu kararımızı aldık diyeceğiz arkadaşlar. Hocam bir soru sorabilir miyim? Tabii ki hocam. E, daha doğrusu üç sorum var. İkisini ben chatten yazmıştım ama görmediniz. E, şöyle orada hani bu e, şey, e güvenlik konusunun müfredata dahil edilip edilmediği ile ilgili bir bölüm var ya. Şimdi ben Hı. mesela İngilizce öğretmeniyim ve bizim e, gerçekten de 8 sınıf özellikle kitabımızda direkt internet diye bir ünite var. Ve burada bu e-safety konusu çok gerçekten güzel bir şekilde işleniyor. E, mesela ben bunu e, nasıl e, belgelendirebilirim? E, bir de hocam diğer sorum da... Hani siz dediniz ya ben hani okulda işte tek aktif öğretmenim. Bizim okulumuzda var aktif öğretmenler ama belki de işte daha fazla kişiyi aktif olarak göstermek istesem. Kurucu olmadığım yani ortak olduğum bir projeye de kendi okulumdan ikinci bir kişiyi ekleyebiliyor muyum? Son sorumda hocam ben bu çalışmaların hepsini Word dosyası şeklinde hazırlıyorum. Hani daha kolay oluyor benim için oraya hemen yapıştırmak. Hani ben en son onu pdf yapmayı ve yüklemeyi düşünüyordum. Hani siz şimdi pedlet deyince benim kafam karıştı. E, Word'ten de PDF olur değil mi? Hani o şekilde yüklesen. Hocam oluyor. Öğretmenim oluyor. Neden olmasın? Ben Padlet hani bir duvar yaptığınız bütün çalışmalar göze geliyor ya. Böyle bakınca dolu. O yüzden. O sizin evet. teknolojiyi kullanma yetinize bağlıdır. Öğretmenim mesela Hı -hı. siz o kadar farklı bir WebEak aracı bilirsiniz ki o daha böyle şey olarak küçültebilirsiniz. Çok güzel bir formata çevirebilirsiniz. E, o o Safe Label'la ilgili hocam çalışmayı şöyle yaparsınız e, müfredata entegre şeklinde proje içinde gösterirsiniz. Çocuklarınızla afişler hazırlarsınız hocam. Öğrencilerinizle çok şanslısınız aslında. Zoom'da SAP label'ı tanıtıyoruz, çalışmalar yapıyoruz ve bol bol çocuklarınızı açıklarsınız, çalışmalar yaparsınız, beraber panoyu hep birlikte hazırlarsınız. Onunla ilgili kamu spotu çekersiniz öğretmenim. Google Docs'ta verilere bir anket hazırlarsınız. O basamakları o şekilde resimlerle gösterirsiniz öğretmenim. Okul web sitenize de yüklersiniz. Bu arada arkadaşlar Twitter hesaplarınız, okul Twitter hesaplarınızda da bunları yayınlayıp oraya koyabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Arkadaşlarınızı da tabii ki eğer kabul eden arkadaş olursa aktifse e itivnikte yani kayıtlıysa başka bir projede gösterebilirsiniz. Yani ben gösterdim açıkçası arkadaşlar. Hı -hı. Çok Önemli teşekkür ederim hocam. Rica ediyorum öğretmenim. E, YouTube linki açılıyor arkadaşlar. Ben tıkladığım zaman e, açıldı ama nasıl bir sıkıntı var onu çözemedim. E, diğer arkadaşlar denedi mi acaba? E, YouTube linkinin açılması lazım. Ben de e, soru üzerine hemen tıkladım. Direkt açıldı ama. E-Twinink İstanbul e, yazıp YouTube'da aratırsanız, kanala abone olursanız zaten e, bütün videoları görürsünüz arkadaşlar. Evet, bir a, e, bir öğretmenimiz e, okulumuzun e, iki yılının dolduğunu nasıl anlayacağız bu senenin tamamının tamamlanmadığını nereden öğrenebiliriz diye sormuş. Hocam size zaten davet geliyorsa bir ödül aldıktan sonra eğer aldığınız bir ulusal kalite etiketi ya da Avrupa etiketinden sonra tabi okulumuza doğru yerde kayıtlı mısınız o da çok önemli. Şimdi bazenleri arkadaşlara bakıyoruz ilçede iki yerde okul kaydı açılmış. Mesela bir yerde dört öğretmen var aynı okuldan, bir yerde iki öğretmen var. Öğretmen mesela arkadaşımız diyor ki bana davet gelmedi diyor. Oysa ki arkadaş doğru yerde değil. Bir kere bu çok önemli. Onu sistemden bakacağız. Biz okulumuzda doğru yerde miyiz? Yani diğer arkadaşlarımızın olduğu kısımda mıyız? Zaten siz e, başvuru şartlarını taşıyorsanız size davet geliyordur öğretmenim ödülde aldıktan sonra. Hadi oldu ki mesela davet almadık ama şey açılabilir. Forum açılabilir arkadaşlar. Yani forum kısmı profilimize baktığımız zaman Yetiwin okuluyla alakalı e, forum kısmı açılır bize yani doldurmamız için. Hocam, SFI li label e, linkini attık yani sunumda var. O sunumları size ulaştıracağız. Orada gömme ile alakalı her şey var arkadaşlar. Embed kodu nasıl alınır? O embed kodu. Siz önemli olan okulunuzu oraya kaydetmeniz, okulunuz kayıtlıysa sokunda çalışmanızı yapıp. Uh, safety Label etiketini alacaksınız. Embed kodunu, o etiketli embed kodunu idarecinize vereceksiniz. Aslında idareciler e, web sitesine onu gömmeyi biliyorlar arkadaşlar. Sadece embed kodunu vereceksiniz siz. Arkadaşlar o EBA online eğitim ikisinde de çok güzel. Bakın eğitimini okulu olmak için yüz ipi ucu. E safety Label etiketi nasıl alınır? Bu eğitimler çok önemli. Bunları böyle basamak basamak o kadar güzel anlatmış ki hocalarımız. Çok sağ olsunlar arkadaşlar. ...hiçbir konuda sıkıntı yaşamayacağız. Gizli Hocam ben de bir soru sorabilir miyim? Tabii ki Arsız Öğretmenim buyurun. Ee, şimdi biz geçen sene... o ...Silver etiket aldık. Gümüş etiketimiz var. Fakat anketimizi ben geçen e, sene... ...12 Şubat'ta e, almıştım. Bundan sonra da ikinci anket... ...12 Şubat'ta açılacak. Yani 8 Şubat'tan sonra açılacağı için... E, ...etiketi yükseltme şansımız artık yok. E, o yüzden şu anda yeni bir işlem yapmamıza gerek var mı? Yoksa bununla devam edebiliyor muyuz? Bildiğim kadarıyla iki yıl geçerli değil mi de bir etiket? 18 ay geçerli Arsez öğretmenim. Şimdi benim de aynı durum var. Bana da Şubat'ta açılacak. Bizim de aynı durumda. Hatta çok düşük bir şeyle kaçırdım ben altını. Öğretmenim onunla devam edebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Arkadaşlar o etiketimizin yani silver ve altın olması bizim için büyük bir avantaj. Ama şuna da bakıyorlar. Mesela bir okula ilk defa davet gelmişse onun demir olması da bence çok önemli değil. Var olması bence çok önemli. Ben açıkçası öyle düşünüyorum. Çünkü ilk başta mesela e-güvenliğe bakışımız, bu olaya girişimiz, yaptığım etkinliklere bakıyorum. Ya da yıl geçtikçe kazandığımız bilgiye bakıyoruz. Ee, daha çok artmıyor mu? Bu hayatta her şey öyle. Yani öğretmenliğe ilk başladığımız yılda şimdi ben 17. yılımı çalışıyorum. Bazenleri diyorum ki Allah'ım bu bu deneyimler, bu çocuklara bakış açı tarzım keşke ilk yılda öyle olsaymış. Her şey öyle aslında. Zamanla daha çok bilgi, deneyim kazanıyoruz arkadaşlar. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Rica ediyorum Arsız öğretmenim. Pardon. Ee, başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Mikrofonunuzu açıp sorabilirsiniz. Sanırım okul web sayfası projeler kısmından eTwinning ve eSafety ekleniyor demiş. Nazife Hocamız. Evet. Kesinlikle arkadaşlar, yani eTwinning okulu olalım ya da olmayalım. Ee, okul web sitemizde eTwinning ile ilgili bir başlık açılacak. Kesinlikle açılmalı ve projelerimiz orada e, yayınlanmalı. Ebad'a haber yapamıyoruz ama Ebad'a bu sene grup açabiliyoruz. Haberiniz olsun. Herkese açık bir proje grubu açın arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Okulumdaki bütün öğrenciler ona dahil olabiliyor, isteyen o proje grubunda öğrencileri de ekliyoruz. Çok güzel e, çalışmalar yapıyorlar. Bunu da e, projelerde yaygınlaştırma olarak gösterebilirsiniz ayrıca. Rica ediyorum arkadaşlar. Evet çok teşekkür ederiz Filiz Hocam. Ee, gerçekten çok iyi bir sunumu oldu. Ee, WhatsApp grubumuza da dahil olursanız süreç içerisinde e, Filiz Hocam, e, İkmir Hocam, ben, e, Arsez Hocam, e, Ceyhan Hocam e, sorularınızı yanıtlayacağız. E, 8 Şubat'a kadar sizinleyiz yine. E, çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Filiz Rica ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler değerli hocam. Muhteşem bir sunumdu Her zamanki gibi çok doğru bir evet. e, bilgilendirmeydi. Çok ihtiyacı vardı bunun öğretmenlerimizin buna. Çok teşekkür ediyorum ben. E, linki de attım. E, davet gelen okullar başvuracaktır. Gruplarda paylaşılıyor hocam şu anda görüyorum. E, çok güzel olacak eminim. Bu sayede ilimiz koordine bir şekilde hazırlanacaktır. Evet, Sağ olun evet. değerli hocam. Rica ediyorum. Rica ediyorum arkadaşlar. Evet katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz tekrardan. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar.